Onlarca kişiye mezar oldu. 2 bina çöktü. 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Rende sitesinde iddialara göre bir bloğun kolonları kreş yapmak için kesildi. Kesen kişinin daire sahibi olduğu öne sürüldü. Onu savcılığa şikayet eden, site yıkılır diye uyaran kişi ise müteahhitti. Sitenin müteahhidi kolonların kesilmemesi için suç duyurusunda bulundu ancak sonuç alamadı. Avukatı Coşkun Atılan anlattı. Ben sitedeki müteahhit tarafın vekiliydim o dönemde 2015 yılında. Toprak sahipleri kendilerine ait olan bloklarda kolon kesmeye başladılar. Biz bunu tespit ettik. Daha vahimi bu kolon kesilen yerde anaokulu yapılacağına dair bez afişler asıldı. Kolonların kesildiğine dair fotoğraflarla önce Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne müracaat ettik. Akabinde valiliğe müracaat ettik. Antakya Belediyesi'ne müracaat ettik. İlçe Belediyesi'ne. Ve burada bir anaokulu yapılmasının, özellikle kolonlar kesildikten sonra anaokulu yapılmasının bir faciaya neden olabileceğini, burada çocukların mağdur olabileceğini, insanların zarar görebileceğini söyledik. Ancak ilgili kurumlardan bize herhangi bir dönüş yapılmadı. Bunun üzerine biz Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı olarak bir müracaat daha yaptık. Ancak Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı da bu kolonları kesen kişinin ifadesini bile almadan maalesef belediyeden gelen basit bir yazıyla takipsizlik kararı verildi. Aynı sitede kolon kesilmeyen bloklar maalesef ayakta ve o insanlar oradan kurtuldular. Aynı sitede. Burada artık bir yapıda hatadan söz etmek mümkün değil. Burada kasten işlenmiş bir suç var. Bunu kim işlediyse kasten adam öldürmeden cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü bunun olacağını onu yapanlar da biliyordu. Ona göz yumanlar da biliyordu. Maalesef biz de böyle bir sonuç ortaya çıkarsa bunun neticelerinin ne olabileceğini az çok tahmin ediyorduk. Önleyebilirler de önlemediler. İki blok çöktü. Bir bloğun kolonlarının kesildiği iddia ediliyor ve kolonu kesilen bloğun da diğer bloğun üzerine düştüğü ve bu nedenle de yıkımın gerçekleştiği konuşuluyor. Kameranın açısında olan taraf şu anda B bloğun bulunduğu taraf. B blokta bir kreş vardı ve iddiaya göre bu kreş yapılmak için, kreşin hizmet verebilmesi için kreş sahibi kolonların kesilmesini sağladı, kolonları kesti. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü 2017 yılında yapılmış bir suç duyurusu var konuyla ilgili. Sorumluların genelde hep müteahhitler olduğunu ve hakkında suç duyurusu açılan kişilerin de müteahhitler olduğunu görmüştük. Bu sitede farklı bir durum var. Suç duyurusunda bulunan kişi bir müteahhit ve toprak sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Aynı zamanda kreşin de sahibi olan toprak sahibinin kolonları kestiğini 2017 yılında suç duyurusu bulunarak beyan etmiş müteahhit. Müteahhitin dilekçesinde kolonların kesildiğine ilişkin fotoğraflar da yer aldı. Altın Çekiç ailesi de Rende sitesinde oturuyordu. 5 kişilik aile depremde hayatını kaybetti. Ailenin yakınları kolonlar kesilmişse bu deprem değil cana kıymak olur dedi. 6. günü Rende sitesinden cansız olarak bedenlerini çıkardık. Bir aile yok oldu ama en acısı da 4 aylık 2 tane ikizleri kaybetmemiz oldu. Kreş yapılırken kolonların kesildiğini söylüyorlar. Biriler de gitmiş belediyeye, savcılığa suç durumunda bulunmuş diye duyduk. İşte kolonlar kesilmişse bu artık deprem değil de bu insanların canına kıymak gibi bir şey olur gibi geliyor bana.